arkadaşlar. Sizi buraya can sıkıcı bir haber vermek için çağırdım. Bize bir müfettiş geliyor. Ne? Nasıl? Müfettiş mi? Nasıl müfettiş mi? Petersburg'dan kimliğini gizleyerek gelecekmiş. Hem de gizli bir emirle. Hah, bir bu eşitti. Sanki içime donmuş. Bütün gece rüyamda kocaman simsiyah iki fareyle uğraştım. Simsiyah kocaman iki fare. Ayy! Siz Andrei Kuma'dan aldım. Aziz iyiliksever dostum. Sana haber vermek istediğim şey... sana hemen haber vermek istediğim şey şu. Bütün ile, özellikle de sizin kasabayı denetlemek için bizim emirde müfettiş gelmiş. Kendisini sıradan bir adam olarak tanıtıyor. Senin de rüşvetsever biri olduğunu bildiğimde... Burada yabancı yok. Tedbirli olmalısın. Kız kardeşim Anne ile kocası gelmiş. Bana içeri göbek bağlamış. Bundan sonra aile meselelerine değinmez. İşte durum böyle. Evet, beklenmedik. Hem de hiç beklenmedik bir durum. Herhalde bir sebebi vardır ama. Peki neden sen de tamam tanıdın? Sebebi ne? Niye senin müfettiş yollasınlar ki? Neden mi? Yazgımız böyleymiş anlaşılan. Sanırım bu işte siyasi bir neden var. Rusya! Evet Rusya, savaşa girmek istiyor. Amma da attınız ha. Ben kendimce önlemler aldım. Size de aynısını yapmanızı öterim Artem Filipovic. Şüphesiz müfettiş sizin kurumları denetlemek isteyecektir. Gerekenleri yapın. Yoksulların başlıkları temiz olsun. Hastalarda evcil hayvanlara benzemesinler. Evet, bu kadarsa bir şey değil. Elbette temiz başlık giydirebilir. Tamam. Bir de her yatağın başına bir levha asılmalı. Bu da sizin işiniz doktor. Hasta sayısını azaltmanız iyi olur. Ha, biz doktor Yunanış'la birlikte önlemlerinizi aldık. İnsan basit bir varlıktır zaten. Ölecekse ölür, iyileşecekse iyileşir. Zaten doktor onlarla anlaşmakta güçlük çekiyor. Tek kelime Rusça bilmiyorsunuz. Size de mahkemelerinize biraz çeki düzen vermenizi öterim Amoskya Dorovic. İnsanların oturması gereken bekleme salonunda mübaşirleriniz kaz yetiştiriyor. Öyleyse ben hepsini bugün mutfağa göndereyim. Öğle yemeğine gelmek ister misiniz? Bir de şu yardımcınız var. Vodka fabrikasından yeni çıkmış gibi kokuyor. Yok. Bu konuyu yok etmek olanaksızmış. Dediğine göre küçükken de ısı buruk kucağından düşmüş ve o zamandan beri de böyle vodka kokuyormuş. Bu konuda Doktor Ivanovic'den yardım alabiliriz sanırım. İlaçların yardımı dokunabilir. Siz de lise müdürü olduğunuz için öğrencilerle ilgilenmeniz gerekli yukarı için. Örneğin bir tanesi var ki, hani şu tombul suratlı olan, ya sayın müfettişimin kendisine yapılmış bir hakaret olarak algılarsa? Ay iyi de ben ne yapayım? Çocuğa ben de kaç kere söyledim. Daha geçenlerde kasabanın ileri gelenlerinden bir esnafa gelince, ya elbette bunu yaparken kötü niyet yapıyorum ama sonra beni azarlıyorlar. Bütün bunlar bir şey değil, bu müfettiş gizli geliyormuş lanet olası. Varlar! Gerçekten de müfettiş mi geliyormuş? Yoksa duymadınız mı? Yok öyle. Postaneye geldi. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İyiyim. Size sormadık. Kendimi düşünüyorum. Savaş çıkacak. Türkler de savaşacak herhalde. Tamam işte ben de öyle düşünüyorum. Tabii ikinize de malum oldu galiba. İnanın Türkler de savaş çıkacak. Hep Fransızlar karışık bir ortalığı. Türkler de savaş da nereden çıktı ya? Türkler bir mektup aldı. Ha. Türklerle savaş olmayacak yani. Peki siz ne yapacaksınız bu konuda Ivan Kuzmiç? Ne yapayım ki? Asıl siz ne yapacaksınız Anton Antonovic? Ben mi? Pek korkum yok. Belki biraz tüccarlarla esnaflar beni endişelendiriyor. Onlardan bir şeyler almışsam da yemin ederim kimseye bir düşmanlığım yok. Onlardan birinin beni gammazladığını sanıyorum. Yoksa neden bize müfettiş yollasınlar? Şimdi ortak çıkarlarımız için size gelen mektupların içine... Tamam anladım. Bana akıl vermeyin. Bir şikayet dilekçesi ya da bir rapor alırsanız el koyun. Dikkat edin başınıza bir iş gelmesin. Her an kapının açılıp pat diye geleceğini sanıyorsun. Bir an olmaz bir şey. Bu mektup nedir bir tane? Görünüşünden, davranışlarından bir şeyler söyleyeyim. Hemen meyhancı varacak.
bebeğe harcı versin. Karısı 3 hafta önce bir doğum yaptı. Bebek öyle hareketli, öyle komik ki. Ay büyüyünce aynı babası gibi ben hazırladım. Anlaşılan. Neyse. Top çizgi alçak sesle. Kim bu adam diye. Ama sen dur kesin durmayın top çizgiye rica ediyorum. Hadi bir kere anlatamazsınız siz pelteksiniz. Neyse. Meryem Civasi bu adam dedi. Petersburg'dan geliyormuş dedi. Adı Hilesek olmuş dedi. Memurmuş dedi. Daha 3 haftada burada kalıyor. Bir ruble ödemedi. Her şeyi tabi yazdı dedi. Bunları duyunca aklım başıma geldi. Vay dedi. Hayır baktın ki vay diyen ben. Önce siz sonra ben vay dedim. Neyse memur bu adammış. Kim? Hangi memur? İmmettir. Tabii söz eden memurmuştu müfettiş. Tanrı korusun o değildi. Ver tekten o ya. Ne para veriyor ne de teklif ediyor o değil de yatayım onu da. Oh, yemin ederim o. Alabalık yediğimizi görünce tabaklarımıza öyle bir bakış attı ki korkudan dizlerim size diye mi ederim? Ne zamandır oradaymış? Neredeyse 2 haftadır. 2 hafta ha? Ah Tanrım, yüce Tanrım, acı bana, kurtar beni. Bu 2 hafta içinde Bahçavuş'un karısı dövüldü, esnaftan rüşvet, sokaklar leş gibi. Peki ne dersiniz kaynakumandan adam? İçeri şu anda bir hukuk uğrayalım ya, bakalım abla. Yok olmaz, ben kendim giderim. Genç bir adam mı demiştiniz? Genç, genç, genç! 22-23'ten fazla değil. Ha, öylesi daha iyi, gençleri kandırmak kolay. Hey Smisinov! Hemen komiseri ya da dur bekle bir dakika, sen bana lazımsın. Birine söyle de komiseri buraya getirsin, sonra sen de buraya gel. Yürü gidelim, yargıç bizim başımıza derde girebilir. Siz niye korkuyorsunuz ki? Hasta örtemiz baş, kendini yeter. Ne başlıyor ya? Sonunda hastalara yular çorbası veriyorum. Ama bütün koridorlarda insanın burnu direği sızlatan bir lahana kokusu var. Benim size hiç kaygılandığım yok. Hazreti Süleyman gelse mahkeme dosyalarından kimin haklı, kimin haklısı olduğunu bile anlayamaz. Araba hazır mı? Hazır. Tamam fırla sokağa. Ya da bir dakika ya, bir tek sen mi varsın? Prov'un da buraya gelmesini emretmemiyor. Prov nerede? Prov karakolda bir işinize yaramaz. Neden? Neden olacak? Sabah getirdiklerinde ölü gibiydi. Başından aşağı iki kovası döndü ama hala ayılamadı. Aman tanrım, aman tanrım. Ben ne olur, ben yiyemezdim. Yok olmaz. Gelmeniz ucumsuz olur. Hem arabaya da tırmayın zaten. Olsun. Ben arabanın arkasından koşa koşa gelirim. Komiser, hangi deliğe girdiğini söylesene takım sokun. Şurada kapının ardında bekliyordum. Yine Stefani. Petersburg'dan memur gelmiş. Neler yaptınız bakalım? Emirlerinizi de size yerine getirdi. 10 kişi icatçıyı kaldırdılar. Elinde beni yolladım. İki prova hala sarhoş. Sarhoş. Buna nasıl izin veriyorsunuz? Bu hale nasıl geldi daha ancak tanrı bilir. Dün bir kavga bölümünde şehir dışına çıkmıştı. Döndüğünde ise yokçuk sarhoş. Aman tanrım, aman. Beni dinleyin Stefani. Müfettiş tutup da size her şeyden memnun musunuz diye sorarsa her şeyden memnunuz ekselansı diyeceksiniz. Her şeyden memnunuz ekselansı. O şapka değil. Neyse ne, lanet olsun. Ben de kocacığım Antoş Anton. Al işte hepsi senin suçun. Tam boyanılacak zamanı bulduk. Yerde anlamıyor. Yaşardım nerede? Nereye Anton, nereye? Kim gelmiş? Müfettiş mi? Ah! Bıyıklama! Az sonra karıcığım, az sonra. Az sonra mı? Ya bu da yeni moda çıktı canım. Sonra falan dinlemem. Bir tek şey söyle, rütbesini albay mı he? Gitti. Hesabını sorarım ama bunun. Hep senin yüzünden. Eşarbımı bağlıyorum anneciğim. Şimdi geliyorum anneciğim. Gördün mü şimdi? Hiçbir şey öğrenemedik. Postane müdürünün oğlunun geldiğini duyunca aynanın karşısına geçip pozlar takılmaya başladım. Şu yandan nasıl görünüyormuş, bu yandan nasıl görünüyormuş? Adamın sana dokun olduğunu sanıyorsun ama sen arkana döner dönmez herif yüzünü buruşturuyor. Ay ne olacak ki anneciğim? 2 saat sonra her şeyi öğreniriz nasıl olsa. 2 saat sonra ha? Ay çok teşekkür ederim efendimiz. Böyle cevap olur mu be? Nasıl oldu da 2 ay sonra demedin acaba? Ay gözlerine renkli. Siyah mı yeşil mi mor mu? Ay. Çok iyi. Hadi yürü. Çabuk. Şeytan olsun. Yiyecek bir şeyler olsa keşke, midem bulmuş. Öyle de kuruluyor ki. Yanda askeri bağlamak. Buraya eve dönebilsek. Sizin bu arada yolda paraları yedip sürdü. Oysa bir sürü paramız vardı. Yok beyefendi, her kentte illa gösterecek kendini. Biliyorsun, biteniyor duydun. Ha, en iyi yemeği söylemeyi de unutma. Öyle her yemeği yiyemem, bana en iyisi gerek. Şu adam kayıtlı bir de büyük bir adam sanki. Bıktım bir yaşamdan. Ne yapacağım bu adamla?
Sana babacığının gönderdiği paralarına tutumlu olacak. Ama nerede? Hancı da öldüğünü başlamıza demezseniz artık yemek vermem diyor. Tanrım, biraz lahana çorbası olsa keşke. Şu an bütün günlerim lokum tutabilirim gibi geliyor. Al şunları. Yine mi yatağa yuvarlandın? Ben yuvarladım. Hiç mi yatak görmedin sanki? Ben söylemeyi yuvarlanmışsın. Bak karma karışık olmuş işte. Of, git bak bakalım yiyecek kalmışım. Nasıl kalsın? Bana mı bakın? Buyurun efendim. Git oraya. Nereye? Aşağı, mutfağa. Söyle bana yemek getirsin. Tanrı artık bize yemek vermeyeceğini söyledi. Nasıl? Dahası kaymakama gidip bu boyun 3 haftadır 5 kapık verdi, yok diyecekmiş. Sizi şikayet edeceğim ve hapse attıracağım dedi. Kes artık sersem. İsim sancı getireyim. Peki lanet olsun, git kardeşim. Oh. Öyle açım ki, iştahım geçer diye şöyle bir dolaşayım dedim. Ama yok, geçmedi lanet olası. O yüzbaşı gider ayak soydu beni. Herif oyun ustasıymış abi. Her şey müptelif. Burası da ne iğrenç bir kent. Hiçbir dükkana veresi yok. Düpedüz adilik bu. Hakim anne istediğinizi soruyor. Aa, merhaba kardeş. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Hamdi işler nasıl? Her şey yolunda mı? Çok şükür yolunda. Çok müşteriniz var mı? Yeterince var. Bakın. Bu saatte bana öyle yemeği getirmediler. Lütfen söyleyiver de çabucak getirsinler. Çünkü yemekten sonra bir çekişler. Ama patron artık size yemek verilmemesini emretti. Hatta bugün kaymakama gidip sizi şikayet edecekmiş. Neden şikayet edecekmiş? Şaka yapmıyorum. Gerçekten çok acıktım. Anlıyorum efendim ama patron eski hesabını kapatmadan yemek vermeyeceğim diyor. Sen ona benim yemek yemek istediğimi anlatırsın. Para işlerin kolu. Senin patron köylü olduğu için bir gün yemek yemeden durabilir. Ama herkesi kendim sanıyor. İşte öyle olmaz. Bir söyleyeyim bakalım. Yemek vermezse gerçekten çok fena olacak. Hiç bu kadar acıkmamıştım. Elbiselerimden birini rehin versem acaba? Yok, pantolon mu satsam? Of, açlıktan midem bulanıyor. Ne oldu? Yemek getiriyorlar. Getiriyorlar. Patron bu son diyor. Aa, patron. Senin patronun önünde bile değil. Ne yemek var? Çorba. Ne yani, yalnızca bir çeşit mi? Evet efendim. Git patronuna söyle bu kadar, yemek etmez. Patron. Balık yok mu? Yok. Neden yok? Sabah iki tane kısa boylu adam oturmuş alabalık yiyorlar. Evet, balık var ama yok. Ne demek yok? Onlar parasını verenler için efendim. Hadi ondan sersen kalın. Seninle tartışacak halim yok. Bu ne biçim çorba böyle? Ben bu çorba içmem, başka çorba geç. Yiyorsanız götüreyim efendim. Zaten patron da beğenmezseyim. Tamam, bırak şunu aptal. Ayağım tek. Şuna bak. Serseriler yalnızca müşterilerini soymayabilirsiniz. Bu yemekle iyice iştahımı açmaktan bari hiçbir işe yaramadı. Birazcık bozuk param olsaydı pazardan sigara böreği getirtirdim. Kaymakam geldi, sakız bir şeyler soruyor. Bu da nesi? Demek o düzenbazancı beni şikayet etmiş. Ya beni gerçekten hapse attırırsa? Ben de aptal gibi çeke sattım. Saygı başlayın. Ben de size. Başlayın. Rica ederim. Bu kentin yöneticisi olarak görevim soylu yolcularla ilgilenmek ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamalarını sağlamak. Ne yapayım? Suç bende değil. Yemin ederim ödeyecektim. Esas suçlu günler açlıktan öldürüyor beni. Bağışlayın lütfen. Eğer buradan memnun kalmadıysanız ben size yüksek müsaadenizle başka bir yer önerebilirim. Başka bir yer derken? Neyi kastettiğinizi anlıyorum. Hapishane yani. Ne hakkınız var bu? Nasıl böyle bir şey cüret edebilirsiniz? Hem ben Petersburg'da memurum. Ben... Tanrım, ama da kızmış. O memur ve sanlar her şeyi anlatmışlar. Bütün adamlarınıza gelseniz bile gitmiyorum. Doğruca bakana çıkacağım. Hem siz kim oluyorsunuz? Kim olduğumu zannediyorsunuz ha? Ekselansları, yapmayın, acıyın bana. Bir karım ve daha pek çok küçük çocuklarım var. Bağışlayın bu zavallıyı. Hayır canım, öyle şey olmaz. Cahillikten, yemin ederim cahillikten. Aldığım rüşvetler de öyle büyük şeyler değil. Hani bunlar ne? Düşmanlarım uyduruyor. İyi de bana ne bunlardan? Borcumu ödeyeceğim ama şimdilik param yok. Zaten bir kapıyım olsa asla orada durmaz. Vay canına. Şansımızı bir denemeli mi acaba?
Gerçekten paraya veya başka bir şeye ihtiyacınız varsa elinizdeyim efendim. Tamam. Bana biraz borç verin. Hemen şu an. Buyurun. Tamam. 200 rubl. Sayma zahmetin evde girişti. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok soylu bir adam mısınız? Hey, Osip! Git şu aşağı. Neden gidiyorsunuz? Buyurun. Biraz daha yürekli olmak için neyini gizli tutmak isterim. Bu oda biraz çift kokuyor galiba. Evet, iğrenç bir oda. Bir de tahta kurusu var ki ömrümde böylesini görmedim. Köpek gibi ısırıyorlar şerim. Yapmayın yahu. Sizin gibi aydın bir konuk neler söylüyor. Size bir teklifte bulunmayı cüret edebilir miyim? Ama yok, buna layık değil. Söylesenize canım ne? Buna layık değil. Sen olsaydın. Evimde sizin için çok güzel rahat bir oda var da eşim de çok sevinecektir. Ah, gerçekten çok memnun kalırım. Konukseverliğinizden çok hoşlandım. Ah, yemin ediyorum ya, gerçekten hiç böylesini görmemiştim. Beni mi istediniz? Daha önce hesabı vermiştim size. Ah, hiç zahmet etmeyin efendim, oda bekleyiver. Defol git, biz hesabı sonra göndeririz. Ah, böylesi daha iyi olur gerçekten. Kentimizdeki kim kurumları, örneğin yoksulları koruma kurumu veya bir başkasını şimdi mi yoksa sonra mı tepkiş etmek istersiniz? Oralarda ne var ki? Hiç işte istemedim falan. İsterseniz oradan da liseye geçeriz ve kentimize ne kadar iyi bir eğitim verildiğini görürsünüz. Neyle gitmek istersiniz? Sizin arabayla mı benimkiyle? Sizinkiyle gidersek daha iyi olur gerçekten. Bu durumda arabada size yer kalmıyordu. Önemli değil, ben yayonda gelirim. Bir! Önemli şey yok. Biriniz? Yok, önemli değil. Küçük bir sıyrık. Geçer. Bir şey yok efendim. Nişanınıza söyleyeyim de arabanızı hazırlasın. Bütün eşyaları götürelim. Kaymakam ne dersen herkes gösterir. Sizin kaymakam. Ne adamsınız? Yüksek başka bir yer bulamadınız sanki. Tamamen hazır mısın? Yok efendim, illa bir yerlerini kurcalayacak. Öf, onu hiç dinlememeliydim. Ay, bir sıkıntı bastı. Sokakta da kimsecikler yok. Herkes ölmüş sanki. Of. Ay, bir iki dakika sonra her şeyi öğreneceğimizden eminim anneciğim. Al dosyayı bir dağdan döner. Aa, anneciğim, sokağın başından birileri geliyor. Hani nerede? Uydurup durma yavrum. Aa, doğruymuş. Kısa boylu, frak giymiş. Kim olabilir ki ha? Ay, yine sıkıntı bastı, kim bu ya? Dop çizgi anneciğim. Saçmalama, dop çizgi falan değil bu. Hey, biraz gelsenize siz. Yemin ediyorum ki bu dop çizgi anneciğim, yemin ediyorum. Kal sen, bana inat olsun diye söylüyorsun. Dop çizgi değil diyorum sana, çekil. Peki kim? Kim anneciğim, dop çizgi olduğunu sen de görüyorsun işte. Ay, acele edin, çok yavaş yürüyorsunuz. Heh, diğerleri nerede? Ne? Çok mu sen? Kocam ne yaptı? Bu ne aptal herif böyle? İçeri girmeden bir şey söylemeyecek mi? Aptal. Söyleseniz be, siz de işin var yok mu? Ben de sizi nazik bir adam zannederdim. Bir şey yaptınız, terbiyesizliğe bir bakın. Hanımefendim, gördüklerimi de anlatmak için öyle bir koptum ki toplumu çıkarttı, yemin ederim. Çaydalarcılarım bayağı. Merhaba. Söyleyin neler oldu? Odanatı demir not yolladı. Peki adam general mi? Yok, general değil. Ama general gibi davranıyor. Böyle eğitimli, havalı bir adam. Aa, hocama gelişini bildirdikleri adam oldu. Ta kendisi. Bunu ilk anlayan da Bob Timsey'le benim. Söyleyin neler oldu? Her şey kontrol altında Tanrı'ya şükür. Timsey'le birlikte tetkide gittiler. İtiraf edeyim ki ben de birazcık korkmuttum yani. Ay, siz niye korkuyorsunuz canım? Memur falan değilsiniz ki. Ya öyle ama yüksek rütbelerle konuşurken bir adı ürküyor Tunut. Neyse, he, bırakalım şimdi bu saçmakları. Anlatın nasıl bir adam? Ay, yaşlı mı genç? Genç. Epey genç. Öyle mükemmel konutuyor ki. Peki, esmer mi sarışın mı? Yok, daha top kumral. Ama öyle vahdi, öyle danlı götleri var ki düşünün kanı tatlına teviliyor. Notta ne yazıyor? Buyurun.
Sevgilim, epey kötü bir durumdayım ama Tanrı'nın yardımıyla iki tane hıyar tostu, ayrıca yarım porsiyon havyar bir ruble. Bu ne be? Hıyar havyar falan diyor. Aaa! Kodan da dönene bir kağıdıya da vermişti. Tam kutuladı galiba. Tanrı'nın yardımıyla her şey yolunda gidecek sanırım. Hemen saygıdeğer konumuz için savaşçıları barkatlı odayı hazırla. Yemeği Filipo işte yiyeceğiz. Yalnız bolca şarap olmalı. Türk taraflarına haber yolla, en iyi şaraplarını yollasın. Yoksa mahzenini alt üst ederim. Heyeceğiniz üzere benim sevgili kocan Atanay! Tanrı! Acele etmeliyiz. Hey! Kimse yok mu burada? Nişka! Nitko! Nişka! Nitko! Bana bak yavrum. Doğruca Türkler takdirine koşuyor. Neyse Anna Andreevna, ben de bir kutu gideyim de neler yapıyor onu öğreneyim. Hay gidin gidin, sizi tutmuyorum ya. Ay. Sen ne yapıyorsun orada Maria, hale bak! Üf anne ya! Hadi maşekar, şimdi süslenme zamanı. Ya da olsa adam başka yerde yaşıyor. Umarım bizde gülecek bir şey bulmaz. Aa, mavi elbiseni giy tatlım, sana ev çok yakışıyor. Mavi elbisem, o elbise ben hiç hoşlanmıyorum anneciğim. Nataşa'nız hem renk kadar mavi giyer, çiçekli elbiseni giyeceğim. Hay çiçekli mi? Çocuk gibi. Neyse, seninle uğraşamayacağım şimdi. Ben de açık sarı elbisemi giyeceğim. Bana en çok yakışıyor. Açık sarı elbisen sana hiç yakışmamış anneciğim. Hiç yakışmıyor. Ne? Hiç yakışmıyor mu? Yakışmıyor. Yakışması için gözlerinin koyu renk olması lazım. Benim gibi. Peki benim gözlerim koyu renk değil mi? Hem de kapkoyu. Saçma sapan konuşma be. Sen ne anlarsın? Ay. Üf ya. Ah anneciğim. Orada yaşam bambaşkadır.
Belki de benim önemsiz biri olduğumu düşünüyorsunuz. Aksine bölüm şefinizle çok yakınım. Hatta bir keresinde baş müfettiş olmam bile istediler de ben ne gereği var diye düşünüp reddettim. Siz neden ayakta dikiliyorsunuz bayım? Kusurunuz da. Sizin rütbenizde birinin karşısında ayakta durmak bile onur verici efendim. Biz ayakta duralım. Basitiz, hiç merak etmeyin. Evet. Güzel aktrislerle tanışıklığım da vardır. Edebiyatçılarla tanışıklığım da vardır. Şişkin'e çok iyi dostuz. Ona sık sık, ne yapar Şişkin kardeş? O da bildiğin gibi kardeş. Şey, biliyoruz yani. Çok iyi bir adam. Siz ne yazıyorsunuz demek? Yani, çok keyifli olmalı. Dergide yazıyorsunuz değil mi? Evet, dergilere de yazarım. Pek çok eserim yayınlandı. Figaro'nun düğünü, Lodde Diable. Daha da nasıl yamadıklarım var. Bunlar da rastlantı sonucu yazdım. Yani istemedim ama hepsini bir geçti. Yazıp bitirdim sen. Ama Figaro'nun düğünü bozar mısın anneciğim? İşte illa tartışma çıkaracak. Mutlaka çok görkemli, çok güzel ballar veriyorsunuzdur. Evet. Şöyle düşünün, masada duran karpuz bile 700 lira derinde. Çorbalar tenceresiyle Paris'ten gelir. Kapağını kaldırınca benzersiz bir kokuyu yanır etrafa. Her gün bir balaya gidelim. Dışişleri Bakanı, Fransız, Alman, İngiliz... Bütün elçiler gelir Köben tabii ki. Kimi zaman bakan da gelir. Bakan bana, eksen hazır edeyim bu kadar. Yo, bende şaka olmaz. Herkesin gözünü yıldırmasını bilirim ben. Hükümetin bile benden adı kopar. Beni yakında... Ne oldu anlamıyorum. Ekselansları dinlenmek isterler mi? Odanız hazır der. Dinlenmekmiş, çok saçma. Ya da dinleneyim biraz. Yemekler çok güzeldi hala. Özellikle bu oyunlar olurlar. Adamı gördünüz mü Doktirski? Adam dediğim böyle olur işte. Önünde hiç böyle önemli birinin huzurunda bulunmamıştım. Rütbesi ne acaba? Generalden hata değil sanırım. General olduğunu bile zannetmiyorum. Daha yüksek bir şey. Bas bakalım. Bayağı korktum. Neden korktuğumu da anlamadım. Şu halimize bak. Uyumuz efe ters bu tepeye koyuyorum Amerikan'da. Ne olacak? Anlaşıyorum, ne kadar inceydi. Başkent oldu, hemen anlaşılıyor. Hali, tavrı, her şeyi. Oh! Aklım başımdan gitti neredeyse. Böyle gençlere bayılırım. O da benden hoşlandı ama. Hepim de gözlerinden alamıyorum. Ah, anneciğim, asıl bana bakıyordu. Ay, rica ederim saçmalama yine. Hiç sırası değil. Ay hayır anneciğim, doğru söylüyorum. Neden sana baksın ki? Sana bakması için bir sebebim var. Yemin ederim bana baktı anneciğim. Edebiyattan söz ederken bana baktı. Belki bir ilk kere öylese bakmıştır. Belki kendi kendisine hadi şunu da bökeyim demiştir. Ne? Bu kadar içirmekle yetmedin. Anlattıklarının yarısı bile doğruysa ne yaparız? Kahretsin. Çan küresine çıkmışım ya da asılacakmışım gibi başım dönüyor. Bense onun yanında hiç çekingenlik hissetmedim. Eğitimli, aydın, yüksek tabakadan biri gibi geldi bana. Rütbesi de hiç onunla değil. Ah siz kadınlar, hoş bir söz duymak size yeter. Bunun için meraklanma sen. Bizim de bir bildiğiniz var elbet. Sizinle de konuşulmaz ki. Mişka! Bana Twist'in Nova konseri çağırır mısın? Buralarda olacak. Belki de aldıdadırlar. Aa, biraz gel! Ne oldu, duydu mu? Aman abla! Ne oldu, duydu mu? Daha değil, dönüp duruyor. Baksana, adın ne senin? Atma ömrünü. Yeter, kesin artık. Dostum, iyice doyurdular mı karnını? Doydu efendim, bol bol yemek verdiler, sağ olsunlar. Aa, efendim, sık sık kontlar prensler gelir mi? Kontlar prensler? Ne diyeceğim şimdi? Böyle güzel yemek verdiklerine göre, belki daha sonra daha da iyi. Evet, kontların geldiği olur. O seçeceğim, lütfen söyler misin? Efendim, o sarı saçlarının rengi... Yeter, kesin artık canım. Ne kadar hoş, ne kadar tatlı biri. Bu saçmalıklarla benim içmeye geliyorsunuz. Tamam, beyansız. Peki dostum, efendim. Aa, efendimin rütbesi ne? Bildiğiniz rütbe işte. Ah tanrım, kesin şu aptal soruşturmayı artık. Of. Peki dostum, efendim nasıl biridir? Sinirli mi, sert mi, azarlar mı? Düzeni seven, her şeyin yolunda olması ister. Aa, Osip, lütfen söyler misin? Efendim, başkentte üniformayla mı dolaşır yoksa... Ah tanrım, kesin şu aptal soruşturmayı artık. Burada hayati bir meseleyi tartışıyoruz. Bakma bana öyle. Neyse. Cidden senden çok hoşlandım. Al sana 2 ruble, benden bir çay içersin. Çok teşekkür ederim efendim. Beni yoksula yardım ettiğin için tanrısız korusun. Şimdi dostum. Ah! O seçim. Efendim en çok hangi renk gözlerini hoşlandı? Mesela benimkilerin eline yaptım. Efendim böyle tatlı bir burnu var. Kimin içi be? Dakika izin verin ya. Peki dostum. Söylesen.
söylesene. Efendim en çok neyden hoşlanır? Duruma göre değişir. Her şeyden hoşlanabilir. En çok sevdiği şey de görkemli ziyafetler verilmesidir. Görkemli ziyafet mi? Evet. Yemin ederim ben de bir ziyafete gittiğimde bana ey Osip senin iyi oradın var mı diye sorar. Ben hayır efendimiz dersem demek öyle olsun. Eve döndüğümüzde bana bunu hatırlattı. Ben de kendi kendime zavallı adamcağız Tanrı yardımcısı olsun derim. Çok teşekkür ederim efendim. Neyse belki de sağlığınıza bir kadeh bir şeyler içelim. Sonra bana da uğra Osip. Ben de bir şeyler yiyeyim. Benim için de efendim öp Osip'ci kokur kokur. Şşş, gürültü etmeyin. Tanrı'dan korkun. Hadi herkes odasına yettin zaten. Oo tamam be. Gidelim Maşenka. Bak yavrum. Sana konumuzla ilgili sadece ikimizin arasında kalması gereken bir şey söyleyeceğim. Tamam anneciğim. Öyle hizmetleriniz vurarak yürümesenize. Ne cehennem değdiniz. Emrinizden sokaklar temizlendi. Ne kavga gibi taklıyorsun. Emredersiniz efendim. Emredersiniz efendim. Koca bir vali yuvarlanıyor sanki. Sen de git efendim ne ilgilenir. Siz de gidip dışarıda durun. İçeriye de. Yabancıları, özellikle de esnaftan kimseyi hiç sokmayın. Sizler bilirsiniz ben basıyorlar öte ama bence bir şeyler yapmamız gerek. Nasıl bir şey? Bilirsiniz işte. Avcuna bir şeyler mi sıkıştırıyor? Beni almaz. Tehkir olun, lanet olsun. İyi de ya sevinirse devlet adamı, ne bileyim örneğin. Bir heykel için soylarımızdan küçük bir bağış diye versek nasıl olur? Ya da postayla para gelmiş ama sahibi belli değil desek. Dinleyin, düzenli bir resmi örgütle bu iş böyle yapılmaz. Hem neden hepimiz buraya toplandık ki? Bence hepimiz onun karşısına birer birer çıkmalı ve açık göz ardında bu işi halletmeli. Hem böyle yaparsak birbirimizden hiç haberimiz yokmuş gibi olur. Örgütlü toplumlar da böyle yapılır işte. Bu iş sizden başlasın anlatıyorlarım için. Ama sizin başlamanız daha iyi olur. Yüce konumuz ikisinin bir adı yemek idi. Bence gençlerin eğitimcisi olarak bir kolik için başlaması daha doğru. Ay ben mi? Ay ben aldım eğitim yerini bir derece üstüne konuşurken de beyni durur yani. Ay bize mi evlenmiş olur? Ay beni bu şey hiç karıştırmayın. Aslında sizden başka sabır şey kavuramaz Rastakovski. Her sözcüğün Çiçero'nun ağzından çıkmış gibi. Amma da yaptınız. Ben kim Çiçero atayım? Uydurduğunuz şeye bakın. Bir kere ev köpeklerini, av köpekleri üzerine konuşsunuz. Ay! 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 Ay kütük gibi uyumuşum ya. Önce şiltiyi kuşluk yastığı nereden bulmuşum? Ay ter içinde kalmışım. Kaymakamın kızı da hiç fena değilmiş. Karısı da ne bileyim buradan boşanmaya başladım. Tanrım tanrım sen beni koy. Kendi tanıtmanca Onur diyelim. Kaza yapmış. 8. derece memur Abbas Yodorovic. Merhaba. Oturun lütfen. Demek buranın yargıcısısınız. Soylar tarafından 3 yıllığına seçildim. 1816 yılından beri bu görevdeyim. Yargıçlık kazançım var mı? 9 yılda üstelik tarafından 4. derece bile demin nişana layık gördüm. Ah şu avcımdaki paralık elimi yapıyor. Avcınızdaki ne? Aha hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey olur mu? Para taşıdığınızı görüyorum işte. İşte de ya bakın ne diyeceğim. Bu paraları bana borç olarak versiniz. Ne demek efendim? Büyük bir memnuniyet veririm. Bilirsiniz. Yolda mırzıvır bir sürü şeye para harcanıyor. Köyüme dönünce hemen paranızı yollarım. Rica ederim efendim. İş gereği yok. Benim için bundan büyük onur olamaz. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim efendim. İyi. Postane müdür 7. derece memur Şifetin. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş sohbet insanları çok severim. Buyurun. Hep bu kentte miydiniz? Tanıştıramazsınız efendim. Bu küçük kentten çok hoşlandım. Nüfus az ama olsun. Başkent olacak halde yok, öyle değil mi? Çok haklısınız. Ne düşünüyorsunuz, öyle değil mi? Çok haklısınız. Keşke kibirli bir adam değilmiş her şeyden. O son ömürlerim olmazsa sanmıyorum. Öyle garip bir durumdayım ki yollarda 5 parasız kalıverdim. Acaba borç olarak bir 300 rubleriniz var mı acaba? Var efendim, olmaz mı? Buyurun efendim, bu benim için büyük bir onur. Tüm benliğin hizmetinizdeyim. Çok teşekkür ederim. Çok haklısınız efendim. Tamam, köyüme dönünce paranızı yollarım. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim efendim. Postane için bir yeriniz var mı? Hayır yok. Postane müdürü de çok iyi bir kadınmış ya. Kendisi yapardım, onu diyelim efendim. 9. derece memur, Lukari Karipiç. Merhaba, oturun lütfen. Elma yer misiniz? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok işte. Anladın mı, anlamadın mı? Alın
pet erkeklere benzemez. Soymadan diyeceksiniz. Lanet ürkek değil mi? Annesi o. Buyurun. En çok hangi elmayı seversiniz? Sarışın, kızıl, sarı, yeşil. Hadi açık açık söyleyin. Cevap vermeye cüret edemezsem de. Susuyorsunuz. Neden konuşmuyorsunuz? Çekiyorum. Lanetim yüzünden rezil oluyorum. Çekiniyor musunuz? Gerçekten de benim bakışlarımla karşımdakini çekindiren, utandıran bir şeyler vardır. En azından hiçbir kadının bakışlara dayanamadığını biliyorum, öyle değil mi? Haklısın da sandım. Öyle garip bir durumdayım ki. Yani yollarda 5 parasız kalıverdim. Borç olarak böyle 300 liranız var mı acaba? Yoksa... Var mı? Var, buyurun. Çok sağ olun. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Güle güle. Yoksulları koruma kurumlarını dövün, yedinci derece memur, dövün yeri yıka. Merhaba, oturun muhtar. Sizin yönetim altındaki koruma kurumlarını gezerken eşlik etme olurluğa erişmiştir. Aa, ben sizi hatırladım. Dün beni çok güzel bir yemek vermişsiniz. Yurduma hizmet etmekten mutluluk duyarım. Baksanıza, sanırım sizin boyunuz tüm biraz daha kısa değil miydi? Gayet mümkün efendim. Bakın size çok yoğun bir şekilde çalıştığımı söyleyebilirim. Ama şu postane müdürünü bir şey yapmıyor. Bütün işler birbirine girmiştir. Müfüketler uzun zaman postanede bekletir. Bunu kendiniz de araştırabilirsiniz. Benden biraz önce yanınıza gelen yargıç da yalnız tavşan peşinde koşan resmi dairede müfek yetiştiren bir adamdır. Doçeski diye biri vardır. İşte bu Doçeski evden çıkar çıkmaz bizim yargıç hemen adamın karısına koşar. Bunun üzerine yemin etmeye hazırım. Devam edin lütfen. Böyle bir şey hiç aklıma gelmez. Hem gerekirse çocuklarına bir bakarsınız. Hiçbiri Doçeski'ye benzemiyor. Hatta en küçük kızı tıpkı yargıç. Çok ilginç. Yani devam edin. Ha, bir de şu lise müdürü var. Kadın Jaka benden bile beter. Gençlerin kafasını ağza bile alamayacak düşüncelerle dolduruyor. Bütün bunları size yazı olarak sunmama neden misiniz? Yazılı olursa iyi olur. Hem de çok sevinirim. Şeyiniz neydi? Adınız... Zemliye Nika. Evet, Zemliye Nika. Söyleyin bakalım, sizin de şeyiniz var mı? 5 tane, 2'si artık yetişkin bile sayılır. Vay canına, epey yumuşak. Peki şeyleri nedir hani? Adlarını merak etmediği için de mi buluyorsunuz? Evet, adları nedir? Nikolay, İvan, Yeri Zarafdan, Maria ve Pelet atıyor. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Paranız var mı? Var. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Köyüme dönüşe paranızı yollarım. İmanoğlu, bu mu amcası? İmanoğlu, o da attı eski. Merhaba, ben de sizi görmüştüm. Siz düşmüştünüz değil mi? Evet, yara tamamen kapandı. Hiç bir para yok. Tamamen iyi. Ne paranız var mı? Para mı? Ne parası? 1000 ruble borç işte. Vallahi bende o kadar yok. Sizde var mı topçuz ki? Bende de o kadar yok efendim. Tüm ki bütün paramı yoksullar kurumuna yatırırım da. Bin yoksa iyiyiz olsun. Ya bende topu topu 40 var. Dobceski sizde ne kadar var? Bende de bir topu 25 ruble var efendi. Sağ cebinizde bir delik vardı. Oraya bakın. Belki oraya kaçmıştı. Ya orada da yok. Ya. Neyse. Ben zaten bir şakasına söyledim. 65 ruble de işimi görür. Sizden çok nadik bir konu için bir vidada bulunabilir miyim efendim? Buyurun. Çok nadik bir derdik bu. Benim büyük oğlum, ben evlenmeden önce dünyaya geldi. Lütfen derseniz artık onun benim yatalı olma olmasını, yani benim gibi Doptinski soyadına tatımasını istiyorum. Gayet mümkün. Sizin de söyleyecek bir şeyiniz var mı? Çok küçük bir ricam olacak. Petersburg'a döndüğünüzde amirallere, senatörlere, ne bileyim böyle devlet büyüklerini, çevrenizdekilere Piotr Ivanovich Bobchinsky şu kentlere işaret edersiniz. Tamam olacak. Olur da majestelerin karşısına çıkarsanız ona da Piotr Ivanovich Bobchinsky şu kentlere işaret edersiniz. Tamam olur. Zamanınızı aldığınız için bizi bağışlayın. Tamam, önemli. Zamanınızı aldığınız için bizi bağışlayın ha. Zamanınızı aldığınız için. Önemli değil. Evet, görevlisi sandılar galiba. Dün akşam gözlerini epey korkuttum herhalde. Bunları Triyapçini'ye yazayım da bunların alay eden mükemmel bir makale yazsın. Müşt olsun. O sen! Kağıt kalem getir. Bakalım kaç param olmuş. Hop. 65. Yargıç.
El alem bana nasıl hizmet edip saygı gösteriyor, görüyor musun sarsanım? Evet efendim, yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Ne var? Gidelim artık burada. Gitme zamandır bence. Neden gidelim? Öyle gerekiyor. Tanrı bir insanları korusun, iki gün yiyip içiyoruz. Ama her an bir şey olabilir. Hiçbir şey olmaz. Yarın gideriz. Yarın olur mu? Sizin biriyle karışacağınız zaman. Ben şimdi gidelim işte. Tamam, önce şu mektubu yiyelim. Efendim, mektubu başka bir yerden lütfen hazırlanmaya başlayalım. Bize engel olamazsınız. İş için geldik. Ölü çektiriyorlar bize. Hep olan sizi kabul edemez. Uyuyor. Ne oluyor orada? Esnaftan bildirim demek istedim. Polisi gelmiyor. Tamam. Size yalvarmaya geldik efendimiz. Bizi ölü çektiriyorlar. Kimler? Her şey karmakamın başına altından çıkıyor. Şimdiye dek böyle karmakam görünmemiştir efendimiz. Ağza bile alınmayacak hakaretler ediyor, askerleri getirip evlerimize yerleştiriyor. Öyle ki kendimizi atmaktan başka çaremiz kalmadı. Bizlere karşı çok kötü davranıyor. Karısını kızının yeni kuşağını karşılamaya elbette itirazımız yok ama adam az eğitimi hiç bilmiyor. Dükkana gelip istediğini alıp götürüyor. Gözü bir top kumaşa mı takıldı? Hemen. Dostum ne güzel kumaşmış bu. Hemen benim eve ala bakalım diyor. Biz de alıyoruz çaresi ama bir top kumaşadan 50 arşın uzunundadır. Vay canına. Amma dolandırıcıymış. Ben böyle kaymakam görmemişsinizdir. Geldiğini gördüğünüzde şu sıkıntıları bile saklarız. Çünkü örneğin 7 yıldır kilogram Frank bile alır. Vay be, amma cimri. Öyle, hele bir itirazı. Kalk anla evine bir kabur asker yerleştirir. Hatırlıyor musun? Çok iyi. Anladım. Peki. Size şarap getirmiştik kabul ederseniz. Olmaz, hayır. Yani ben rüşvet almam. Biliyorsunuz zaten beni. Ama borç olarak 300 ruble hiç fena falan olmaz. Hem ödersiniz. Hem borç ve 300 ruble 500 ruble daha iyi olur. Yalnız da yardım edin. Borç olarak veriyorsanız bir şey demeden kabul ederim biliyorsunuz. Lütfen bize bu iyiliği yapın. Mutlaka mutlaka yaparım. Merhaba, ben ne oldu? Bir dakika bıraktım getirdim. Durun, giremezsiniz içeri. Durun. Tamam, tamam. Hanımlar, kimsiniz? Başlıyorsun karısı İvanovna. Senin gibi karısı Fernanda Petrovna. Bir dakika, teker teker konuşun. Oturun. Sen ne istiyorsun? Merhametinizi diliyorum. Kaymakamdan şikayetçiyim. Tanrı'nın lanet üzerimde hiç eksik olmasın. O size bakın yalnız kendisi değil. Çocuklarda, amcalarda, teyzelerde bir yüzü görmesin. Bir de neden? Nasıl yapabilir ki? Yapar olacak, yapar. Dilerim Tanrı ne bu dünyadan öbür dünya dolduramaz ama. Teyzesi varsa Tanrı onu da belasını versin. Eğer olacak olursa soğuktan dolayı gitmez. Aklını sataydın da yaş olsaydın. Ama kaymakamın karısı hiç dostumun şansı çabuklarını. Hanımefendi bekler. Israflarından boş yere yakınan insan ve
Şimdi geç bana masaya. Bakışlarımızın bende de hatta aşkı açıklasam çok daha iyi olur. Aşkım, ben aşktan anlamam ki. Hiç aşık olmadım. Neden sandalyeni uzaklaştırıyorsunuz? Birbirimize yakın oturalım. Neden yakın oturalım? Uzak otursak da aynı şey. Neden uzak oturalım? Yakın olsak da aynı şey. İyi de neden? Sizi bir kucaklayabilirsem neden mutlu olacağım bilmesiniz kuşkanım. Marian Tuan'la bakın, önünüze diz çöküp boşanmayı dilemeye hazırım. Lütfen boşayın bu zavallıyı. Ay! Ay! Aha! Bu ne böyle? Hı? Neler dönüyor burada kaptanım? Kes sesini! Kes, defol! Çık! Çık! Gözün görmesin seni ahlaksız! Bana bak! Çiçekliğe gitsene seni diye. O elbise giymeden geldim. Git! Özür dilerim, ben öyle şaşırdım ki. Ah, bakın hanımefendi, aşktan yanıyor. Ne? Kalkın kalkın, yerler çok kısa. Kalkamam, yazın nedir, öğrenmek istiyorum. Yaşam mı, ölüm mü? Bağışlayın ama sözlerinizden pek bir şey anlayamıyorum. Yanılmıyorsam kızıma idamı aşk ediyorsunuz değil mi? Hayır, ben size aşkım. Yaşamın konu kitliğine bağlı. Ebedi aşkımı reddederseniz bu dünyada yaşamam için hiçbir neden kalmayacak. Benim elinize emin mi? Yalnız dikkatinizi çekelim ben biraz. Evli bir kadınım. Olsun. Aşk için böyle şeyler önemsiz. Benim elinize emin mi? Anneciğim, babam ne dedi? Bu da ne böyle? Ay ne çabuk giyindin sen kız? Ne oldu? Neden? Öyle kuyruğu yanık kedi gibi koşarak gidilir mi hiç? Hem ne bekliyordun ki? Niye şaşırıyorsun yani? 3 yaşında çocuk gibisin. Hiç 18 yaşında bir genç kıza benzemiyorsun. Ne zaman şu aklını başına toplayıp akıllı, uslu, terbiyeli, ağırbaşlı bir genç kız gibi davranmaya başlayacaksın? Hiç bilmiyorum Maria. Yemin ederim bilmiyordum anneciğim. Neyse, karşımda annen var yavrum. İşte beni öyle kalken. Anam Ceylan. Kutsayın ebedi aşkınızı. Ne? Ne yani? Şu yola mı aşıksınız? Size mi aşık olacağım? Söyleyin, yaşam mı ölüm mü? Bak aptal kız, görüyor musun? Konumuz senin için bu pis, herhalde diz çekiyor. Sense deli gibi koşuyorsun. Aslında inadına reddetmeliyim. Sen bu okullarla ait değilsin. Bir daha yapmam anneciğim. Yemin ederim bir daha yapmayacağım. Ekselansları yapmayın, acıyın bana. Ne oluyorsun canım? Ekselansları, esnaflar bir... Sizin esnaflar, ekselansları beni şikayet etmişler size. Antoncuğum, Ivan Aleksandr için bize bahşetti. Onurdan haberin var mı tatlım? Kızımız da evlenmek istiyor. Ne? Çıldırdın mı hanım? Bahşetin ekselansları bizim hanım biraz çatlaktır da. Annesi de böyleydi zaten. Ama gerçekten kızınızla evlenmek istiyorum. Onu severim. İnanamıyorum ekselansları. Verin kızınızı, verin. Ben göz karabilirim. Ah tanrım, ne olur kızmayın. Ah Allah'ım, gerçekten de budalanın tekisin Anton. Kendi ağzıyla söylediler ya işte. İnanamıyorum. Tamam, inan artık ve kutsa onları. Tanrı sizi korusun ama ben masumum. Of budala. Tamam. Ay Anton, inanamıyorum, tıpkı nişanlılar gibiler. Aferinize! Tamam, geliyorum. Nasıl efendim, gidiyor musun? Gidiyorum. Birkaç günlüğüne zengin, çok yaşlı bir amcam var. Zengin. Ona uğrayıp döneceğim. Evet, bayağı zengin. Sizi alıp koymaya cüret edemeyiz tabi. Umarım sağ salim dönersiniz. Elbette, elbette döneceğim. Hoşçakal aşkım. Yok, içimdekileri anlatamayacağım. Hoşçakal sevgilim. Yolluk için bir şeyler gerekli mi? Paraya ihtiyacınız var mı? 200'lü ya. Onu 600 yapalım. Hemen. Ne? Yuh. Çok teşekkür ederim. Konuşsamanızdan gerçekten çok memnun kaldım. Şunu istendiğinde söyleyebilirim ki hiçbir yerde böylesine güzel davranmamıştım. Hoşçakalın. Pis. Hoşçakal anneciğim. Hoşçakal yavrum. Ne dersin anne? Vallahi canım, ben hiç şaşırmadım. Böyle olacağını anlamıştım zaten. Benim kızım güzel. Yemin ederim tüm derdimiz bitti. Nursen, bütün o ihbarcıların, şikayetçilerin gününe nasıl şimdi göstereceğim? Kim var orada? Komiser. Koş bana esnaflar çağır. Bana oyun oynamak istiyorlar da. Sonra da kaymakamın kızının dünyada eşi benzeri olmayan bir müfettişle evleneceğini.
Bundan sonra nerede yaşayalım dersin? Tabii ki Petersburg'da. Orada kalsak fena olmazdı ama Peter'i istiyorsan Peter olsun. Tabii ki. Ah baksana anne. Bizim damat bakanlarla yakın dost. Saraya girebiliyor. Zamanla general bile olabilir. Ne dersin anne, general olabilir miyim? Elbette olur. Vay be, generallik ne güzel iş. Petersburg'un en güzel evinden başka evinde oturmayacağım. O da öyle bir amber kokacak ki. İçeri kimse kokudan gözlerini kapamadan giremeyecek. Hoş geldiniz. Esenlikler dileriz. Nasılsınız arkadaşlar? Çaycılar, terziler beni bir olup şikayet ettiniz. Sizi gibi sefiller, ahlaksızlar, dolandırıcılar. Ah tanrım, ne biçim konuşuyorsun Akoşa? Lafımı seçecek halim yok şimdi. Beni şikayet ettiğiniz o memurun kızınla evleneceğini biliyor musunuz? Ha? Şimdi ne söyleyeceksiniz? Bağışla Anton Antonovic. Bağışlayayım. Ha? Tabii. Şimdi bahseder. Önceden aklınız neredeydi? Kutlamaya geldiğinizde bu kez öyle şekerli, havyarla, kurutulmuş mersin balığıyla paket sürmüştünüz. Hadi çekin arabanızı. Kaybol. Söylentiler doğru mu Atatürk? Gerçekten de olağanüstü bir şansın varmış. Olağanüstü şansından dolayı sizi tebrik etmekten şeref duyuyorum. Tebrikler Antonovic. Hani size de gençlikte uzun ömürler versin. Tebrikler. Tebrik ederim Maria Antonovna. Tok ama tok mutlu oldu da altın tırmalı elbiseler giyip bir sürü kibar torba dizmeye gidecektiniz. Tok ama tok güzel zaman getirecektiniz ya. Ne mutluluk verici bir olan. Altın rubeler içinde yüzeceksiniz. Allah size şu kadarcık bir bebek versin. Inga, inga, inga diye ağlayıversin. Oğlumu gerçekten tekrar soruyor mu Cem? İyilik yapıp
elimden geleni yapmaya hazırım. Aman tanrım! Müfettiş sandım zaten müfettiş falan değilmiş. Hem de hiç değilmiş. İşte mektupta yazıyor. Ne diyorsunuz, ne diyorsunuz? Hangi mektupta? İşte ya, bu mektupta. Postaneye bir mektup getirmişlerdi. Ben de alıp açtım. Nasıl yaparsınız bunu? Ben de pek bilmiyorum. Sanki içinden bir şeyler zorladı beni. Mektup beni öylesine çekiyordu ki. Ama içinden bir ses sürekli sakın açma. Açarsan tavuk gibi kızartırlar seni diyordu. Ama başka bir ses de aç. Aç diye fısıldıyordu. Böylesine önemli bir devlet temsilcisinin mektubunu açmaya nasıl cüret edersiniz? Sorun da bu ya. Hiç de öyle önemli biri falan değilmiş. Peki kimmiş size göre? Şeytan bilir kim olduğunu. Nasıl böyle konuşursunuz? Şimdi sizi tutuklatacağım. Kim? Siz mi? Evet ben. Gücün yetmez. Onun benim kızımla evleneceğini, benim de çok büyük bir adam olacağımı biliyor musun? Biliyor musun? Anton Antonovich. İyisin size mektup okuyayım. Azizim Tiryapıçkin, başımdan geçen olağanüstü bir olayı hemen sana bildirmek istedim. Küçük bir kasabada herkes Petersburglu görünüşüm ve kılık kıyafetim yüzünden beni general, vali gibi bir şey sanmaya başladı. Ben de kaymakamın evine yerleştim. Yan gelip keyfime bakıyor, sonunu hiç düşünmeden karısına ve kızına kur yapıyorum. Herkes istediğim kadar borç para veriyor. Müthiş orijinal insan. Görsen gülmekten ölürsün. Buna imkan yok. Böyle yazmamıştır. Kendiniz okuyun isterseniz. Bir beygir kadar ama. Olamaz, bunu siz yazmışsınız. Niye böyle bir şey yapayım? Okuyun ya. Kaymakam ihtiyar bir beygir kadar ahmak. Lanet olsun, tekrar et durmasana. Sanki herkes anlamadı. Beygir kadar ahmak. Postane yüzünde bir postane. Okuyun hadi. Evet. Benim hakkında da kötü. Hayır efendim, devam edin. Postane müdürü tıpkı bizim bölümün kapıcısı gibi Ay'a şartlarımız var. Suları koruma kurumu müdürü ise. Evet. Pek okunmuyor. Hadi canım. Gözlerim daha iyi. Yoksulları koruma müdürü Zeynep'e kadar domuzu andırıyor. Ne seçilecekse başkan ayağı soğan koyuyor. Hayır efendim, benim ağzıma soğan sürmüşlüğüm yoktur. Tanrı şükür benim aklımda bir şey yazmamış hiç değilse. Yardıç. Beyler, bu mektup epey uzun anlaşılan. Hayatta olmaz, okuyun. Okuyun canım. Olmaz, okuyun. Yardıçtan bir muhabbet aldım. Şeytan bilir ne anlama geliyor. Dolandırıcı gibi bir şey demekse. Yine iyi. Yine de buralar konuksever ve iyi yürekli insanlar. Hoşça kalın sizi. Postane Sokağı 97 numara 3. kat Saadet İdare Petersburg. İşte şimdi mahvoldum. Mahvoldum, bittim ben. Ama böyle bir şey mümkün değil. Antoş ama şey kaya nişanlandılar onlar. Nişanlanmışlarmış. Naslanan nişanlandılar. Nişanmadan halen nişanlı var diyor. Lanet olsun, benden 300 lira borç aldı. Benden de 300 lira aldı. Benden de 65 lira aldı. Nasıl yedin? Nasıl yedin numarayı aptal? Aklını mı kaybettin koyun kafalı? Bu kadar da hakaret etme canım kendine. Beni kesseniz bile bu işin nasıl olduğunu açıklayamam. Kim uyduracak işte bu kısa kılıklar? Tabii ki sizsiniz. Elbette sizsiniz. Handan aklını yitirmiş gibi koşa koşa gelip geldi para bile vermiyormuş diye bağıran sizdiniz. Kentteki bütün dedikodular zaten sizden çıkar, lanet yalancılar. Müfettişinize de palavranıza da lanet olsun. Biz değildik. Ne hiç alakam yok. Ahmaklar. Kuşma suratlar. Ben de buradayım. Siz söylediniz önce, ben değil. Hayır lan, tuttu öğrenirim dediniz ya oradan. Önce siz sonra ben söyledim canım. Hayır. Petersburg'dan bir memur gelmiş. Derhal sizi görmek istiyor. Anda kalıyor.
Düğmeden daha önemli şeyler. Berfin Aydoğdu.